1 Ocak 2015'te saatler 11.30'u gösterdiğinde polis Bay Big'in kapısını çaldı ve gürültüden rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine geldiğini belirtti. Polis onun yanlış bir şeyler yaptığını düşünüyordu ve Mr. Big'i kelepçeleyerek götürdü. Bir müddet sonra komşularından birisi kapının kilitlenmediğini fark etti ve Big'in evini soymaya çalıştı. O anda web kamerası hala çalışıyordu ve her şeyi yakaladı. Twitch yöneticileri olayı fark etti ve polise bildirdi. Bu hırsız ise şu anda hapiste. SWAT polis ekiplerine acil bir çağrı gönderilir. Bu anonim raporda Quattro olarak bilinen yayıncının ofisinde iki kişiyi vurduğunu ve rehineleri silah zoruyla tuttuğu belirtilir. Counter Strike isimli oyunun yayınındayken dışarıda gerçekleşen operasyonun seslerini duydu ve oyuna ara verdi. Tam o esnada ekip odaya girdi ve Quattro'yu kelepçelediler. Çekimler diğer polisler tarafından incelendi ve olayın tamamen bir şakadan ibaret olduğu anlaşıldı. (Gülüyor) 2015'in Ekim ayında Japon bir Minecraft yayıncısı yanlışlıkla kaldığı daireyi yaktı. Ağzında sigarayla yayın yapan bu adam elindeki kibriti yakmaya başladı. Uzunca süre denemeden sonra kibriti yakmayı başardı. Fakat kağıt dolu bir çantanın üzerine düşen bu kibrit adama kontrolünü kaybettirdi ve odası yavaş yavaş yanmaya başladı. Alevleri söndürmek için karton kutu kullandı. Daha sonra ise su almak için gitti. Fakat artık çok geçti. Twitch üzerinde bulunan popüler bir Alman yayıncı, diğer insanlardan farklı olarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış, belden aşağısının felçli olduğunu da belirtmişti. Bu da izleyenlerinin ona bağış yapmasını ve onu izlemesini arttırıyor. Yaklaşık olarak 20 bin dolar bağışı geçtiği söyleniyor. 5 Nisan 2013'te Diablo 3 isimli oyunu oynarken kamerasının kapalı olduğunu zannediyordu. Birden ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Yayını izleyenler arasında kız arkadaşı da bulunuyordu ve şaşkınlığını "Aman tanrım" diyerek dile getirdi. (Gülüyor) 9 Haziran 2014 tarihinde Dota isimli oyunun Twitch üzerindeki yayınındayken duyduğu gürültü ve patırtı seslerine bakmak için bilgisayarından kalktı. İki silahlı soyguncu evine girmişlerdi ve erkek arkadaşını rehin almışlardı. Hırsızlardan biri elinde silahla kameranın önünden geçiyordu. Bu olay dünyanın dört bir yanından izlendi. Neyse ki yayıncı ve erkek arkadaşı bu olaydan zarar görmediler.